YouTuber Merve Veziroğlu boşanma aşamasında olduğu eş tarafından 58 yerinden bıçaklanmış ve ölümün kıyısından dönmüştü. Saldırı davasında karar çıktı bugün. Mahkeme saldırgan kocaya 26 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte adliyede adalet iyi kibar sesleri yankılandı. Merve Veziroğlu ise o kararın ardından ilk duygularını Kanal D Haber'e anlattı. Duruşma salonundan çıktı, yakınlarına sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Çünkü kendisini 58 yerinden bıçaklayan eski eşi 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O sevinçten gidiyor, o üzüldü. Sevindiler ya. Ben bunu yaparım, 5-6 ay yatar çıkarım, yoluma bakarım diyordu. 26 yıl bence olabilecek çoğu kadın şiddeti ve cinayet olayını önleyebilecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu Yunus Yıldırım'la evliydi. Geçen yıl Üsküdar'daki evinde eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ölümden dönen Veziroğlu uzun süre yaşam savaşı verdi. Ancak hukuk savaşını da asla bırakmadı. Karar duruşması onun zaferi oldu. Yunus Yıldırım duruşmada 58 bıçak darbesinin detaylarını anlattı. Yaptığı savunmada korkutmak amacıyla bıçağı aldım, eşimin yaralarını sardım. Eşimi isteyerek yaralamadım. Boğuşma esnasında kendimi savunmak zorunda kaldım dedi. Bu tarz davaların duruşmalarında karşı taraf genellikle kadınlara cinsiyetçi yaklaşımlarla cezalarını hafifletebileceğini sanıyor. Bu çok korkunç bir yaklaşım ve bunun bu şekilde olmayacağını gördük. Mahkemede Yunus Yıldırım'a hiçbir indirim uygulanmadı. Üst sınırdan kasten öldürmeyi teşebbüs ve alıkoyma suçlarından 26 yıl hapis cezası verildi. O karardan sonra Merve Veziroğlu büyük bir sevinçle mahkeme salonundan çıktı. Veziroğlu çıkan karardan çok mutluydu. Sevincini yakınlarıyla paylaştı. Tek dileği hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması. Umarım bunu hiçbir masum canlı yaşamaz. O sevinçten gidiyor.